ne sen unutabiliyorum, ne de senden kalanlarım. Başımın içinde bir kanser tümörü gibi. Büyüyor, büyüyorsun. Seni unutamamanın bu kadar kahredici, çıldırtıcı olduğunu bilemezler. İşin kötüsü, her şey seni hatırlatıyor bana. Bu seni unutamayan başı duvarlara vura vura parçalamak geliyor içimden. Yalnızlık nöbetleşe bir devriye voltasında. Eksilen, eksilten umutları. Zamana karşı duran bekçisiyim ben. Seni pencerenden içeri vuran deli bir rüzgardan dinlerim bazen. Ve düşünürüm seni. Yanan cigarada, susayarak, susarak bu mupusane gecelerinde. Hayatımda ilk defa bir kızı sevdim. O insanla da tanıştığımda hayatımda bambaşka bir sayfa açılmıştı. Ve gerçekten sevmiştim. Kendisiyle evlenmek istedim. Ailesiyle tanıştım. Ailesinden istedim. Babası da bana belli bir miktar para talep etti. Eskiden evlenmek için başlık parası veriyordu. Ona benzer bir şeydi yani. Süt hakkıydı veya başlık parasıydı. Ama benim bunu bir şekilde tamamlamam, kendisini ikna etmem gerekiyordu. Gerçekten onu çok seviyordum. Ve bana bir gün Şahip bu işi yap. Ne yap, ne et, hallet dedi. Abi ben başlık parasını biriktirmek için birçok işte çalıştım. Yeri geldi garsonluk yaptım. Yeri geldi simit sattım. Yeri geldi lokantalarda temizlik yaptım. Ama tabii gün itibariyle aldığımız para istenilen parayı karşılaması mümkün değildi ya. Başlık parası, bu gibi şeyler çok saçma. Kaçırmayı bile denedim. Ama abileriyle kavga ediyoruz, ben bırakıp kaçtım. Yapacak bir şey yoktu ya. Ne yapabilirim? İstemediğim işlere girmek zorunda kaldım. Baktım olmuyor. En tehlikeli yolu seçtim. Karanlık bir yol ama ilerledim. İlerlemek zorundaydım. Yani tavsiye edeceğim bir şey mi? Asla, kesinlikle. Bugünkü olsam bunların hiçbirini yapmazdım. Bazı insanlarla tanıştığımda bilişim teknolojileriyle benim aram iyiydi. Ve bir takım şeyleri de gayet güzel yapıyordum. Ve tanışmış olduğum bu insanlar da bana bu konuda imkanlar sunarak bazı şeyleri daha farklı öğrenmemi sağladılar. Yani bu alanda kendimi daha da geliştirdiğimi düşünüyordum. Ve bir gün sabaha kadar oturdum, düşündüm. Acaba nasıl yaparım? Nasıl olmalı? Bu işi nasıl başarırım? Ve sonunda karar verdim. Bu parayı benim bir şekilde temin edip evlenip hayatımı bir yola sokmam gerekiyordu. Anladığım kadarıyla da ben bu işi çalışarak kazandığım parayla bu işi yapma imkanım olmadığını gördüm. Bilişim alanında kendimi iyi bir şekilde geliştirmiştim. Ve bu insanların vermiş olduğu bilgiyle de daha da ileriye götürdüm. Ve ben hackerlık işine başladım. Bu parayı da bu şekilde temin ettim. Yüklü bir miktar para aldıktan sonra sevdiğim kızın babasına götürmeye karar verdim. Ama tabii ben parayı götürürken bana bir operasyon yapıldı. Beni apar topar olarak emniyete götürdüler. O gece saat tahminen 3 veya 4 civarıydı. Müteferrika'dan çıkardı. Yani müteferrika dediğim yer yani eski nezarettir. Nezaretten men alarak yukarı birime götürdüler. Yani yan kesilik dolandırıcı büro amirliğine. Büro amirliğinde saat gece saat 3-4 civarlarında. Genelde bu saatlerde yıkım ekibi gelir. Sağdan soldan almış olduğu insanlara işkence yaparlar. İşkencenin de her türlüsü var. 80'li yıllar, 85'li yıllar ve 90'lı yıllar emniyetin yani soğuk yüzü hayatı boyunca insanların korkuyla yaşadığı emniyetlerden bir tanesiydi. Bir hafta kaldığımda hiç ummadığım şeylerdi. Dolap askısına mı maruz kalmadım? Affedersiniz erkek korkanından ceylana mı vermediler? İki dolabın arasına asarak kollarımdan aşağı tüp bağladılar. Yapmamış olduğum bu suçlardan dolayı 6 tane ayrı suç da üzerime yıktılar. Ben yarım saate yakın askıda kaldım. Ben dedim kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Yapmış olduğum bütün suçları da itiraf ettim. Söyledim. Beni tezgahın üstünde bağladılar. Urganlarla sağımı solumu her tarafımı. Sadece baksırım vardı. Baksırımın arasından bir tane tel koydular. Bir tanesini ayağıma bağladılar. Bir tanesini de yüzümde gezdirdiler. 3 tane telle bana manyeteyle ceylan verdiler. Bana yaptığım her şeyi anlatmamı söylediler. Geçmişim ben acı izlerini hala vücudumda taşıyorum. Yani istersin, ister inanmayın. Bakın şu halimi bir bakın. Görün yani. İşkenceden kurtulmak için insanlar kendilerini kesiyorlar. Nasıl diye sorarsanız yani biz elimize işkenceden kurtulmak için ağzımıza jilet taşıyorduk. Ve işkenceye gitmeden önce bir fırsatını bulursak kendimizi kesiyorduk. Bu şekilde işkenceden kurtulabiliyorum. Ben dedim ki yaptığım işler bunlar. Bunun haricinde başka bir şey yapmadım. Ama bundan hariç bana bir dünya
yapmadığım şeyi ifade ettiler. Tabii ben yapmamış olduğum şeylere de ne kadar da yok desem de benim üzerimle yazarak beni adliyeye gönderdiler. Adliyede tutuklandım. Aylarca mahkemelere gittim geldim. Kendimi ifade etmeye çalıştım. Dedim ki efendim benim bu suçlarla yakından uzaktan alakam yok. Yapmış olduğum suçlarda zaten ben dedim kendim kabul ediyorum. Pişmanım. Ve derim son derece adaletinize sığınarak mağduriyetimi ifade etmek istiyorum. Emniyetin yazmış olduğu hayali evraklardan ibarettir. Ben yapmış olduğum suçlar 3 tanedir. Diğer kalan suçlarla benim yakından uzaktan alakam yoktur dememe rağmen 35 sene ceza aldım. Karanlık bir gece yol görmüyor. In darling humming, in darling humming. Ben tutuklanmış gelmişim. Mahkeme demiş ki ben suçlu görmüş. Doğrudur suçluyum veya ben gerçekten işemiş olduğum suçu söylemişim. Devlet demiş ki ben bunu bir şekilde buraya getirdim. Koruma ve muhafaza altına aldım. Bir koruduğun insanı bu şekilde dövebiliyorsa yani da artık pes demekten başka hiçbir şey değil. Yani adaletin burada nasıl işlediği son derece açık yani. Ya içeride diyorsun ya bir koğuşta yani 50 kişi yatıyor. 50 kişi. Koğuşlar 20 kişilik. Zile dokunanı zile dokunanı yarım saat dövüyorlar. Adam hasta, devlet size bakmak zorunda. Yani idarenin bu kadar bir psikolojik baskısı var. Korkusundan yani hastalığını ifade edemiyor. Aşağı yukarı 200 küsür taneden fazla hapishane var. Bunları yapan zaten belirli hapishaneler. Mesela şu anda pilot bölge gidildikleri Manisa. Ben Manisa'da 3 yıl yattım. Allah muhafaza diyorum ki böyle bir cezaevi yok. İnsanların yani insan değeri yok. Yani siz orada insan mısınız, değil misiniz? Yani oraya yani devlet bir müdür atamış. Resmen küfür ediyor, hakaret ediyor bize. Adam ne anamızı bırakıyor ne bacımızı bırakıyor. Yani böyle ahlaki yani dışında düşün. Herkesi yatırıp yatırıp kaldırıp sürükleyerek koridorlarda gezdiriyorlar. Manisa T tipi Türkiye'deki en tehlikeli hapishanelerden bir tanesi. Ben şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'de çok hapishanede yattım diyebilirim. Sağmacılar kapanmadan önce Bayrampaşa'da yattım sene. 94-95 Bayrampaşa dedikleri kadar da var yani. Ben hayatımda öyle bir hapishane görmedim. Aşağıdan yukarıya çıkıyorsun garantine dediğiniz yerden. İnsan seçmeye başlıyorlar. Yani devletin olmadığı her haliyle belli yani. Başta yukarı çıkıncaya kadar. Bugün itibariyle söylediğim gibi yani o gün cezaevleri çok farklıydı. Yani teklif oldum garantineye geldim. Herkes bitten kaynaklı. Oturamıyorsun sağa sola gidemiyorsun. Yukarıya çıkıyorsun, hükümet diye bir şey yok. Kapıyı açan her kim bilmiyorum. O zamanın kabadayları mıdır? O zamanın ağaları mıdır? Kapıyı açan sen gel, sen gel, sen git. Öyle bir şey var mı? Devlet nerede? Karantinadan şimdi artık belli bir süre sonra bütün koğuşlara dağıtıyorlar. Ya tabii kapının önüne geliyorsun. Kapının önüne çıkan kim var? Bakıyor şöyle sana. Yani bir nevi insan seçiyorlar. Biz tabii hiç kimseyi tanımıyoruz. Buraların yabancısıyız. Bilgimiz yok. Tabii biz en son ta tek teklere kadar geldik. Bayrampaşa'ya gelen uyuşturucu hiçbir yere gelmiyordu. Ben görmedim dışarıda böyle bir uyuşturucu. Hayatım boyunca yani sözde istah edilmiş cezaevi. Ama en büyük uyuşturucunun ticareti yapıldığı yer Bayrampaşa'ydı. Fırın. Üst blok, sağ blok, sol blok, eroin satmak hariç herkes içiyordu. Serbestti. Koğuş koğuş geziyordu herkes. Parası olan uzatıp hangi koğuşta ne varsa tık gelip alıyordu. Bayrampaşa'da teklif olduğumda 4 ay falan orada yattım. Ondan sonra dediler ki sen uçlardan anlar mısın? Ben dedim ki yemek işlerinden anlarım. 4-5 kişilerdi onların yemeğini yapıyordum. Yani oraya aşağı indiğimde ekmek dolabının arkasına şimdi inanılmaz yani o zaman cep telefonları yeni çıkmış. Ekmek dolabının arkasında her bir tanesinde birer tane var. İsteyen istediği yere
evini darıyordu, köyünü darıyordu, eşini darıyordu. Bıçak dersen ona keza. Hapishane diyor, yok yoktu. İnsanlar görüş yerinde insanları birbirini vuruyordu. Bana git Selçuk abi eşyamı almaya dedim. Hanım eşyası göndermiş. Görüş yerine eşyayı almaya gittim de orada bir vatandaşın birini vurduğunda ben korktum. Vatandaş nasıl bağırıyor? Ailesinin karşısında vurdular. Gözümün önünde o insanı vurduklarında ben orada elimdeki eşyaları bırakıp kaçtım. Hayatımda hiç ilk defa bu kadar korktuğumu hatırlıyorum. Suç işlemişsin ayrı konu. Ama burada da can güvenliğin yok. Niye? Kanunsuzlar şehri. Kim ararsanız burada. Kabadayısı burada, mafyası burada. Ama sadece devlet yok. Olan gene garibana oluyor. Parası olan her türlü silahını da buluyor. Parasını da buluyor, uyuşturucusunu da buluyor. Yani bugün itibariyle şimdiki cezaevleri eskiye nazaran çok çok iyi. Paşa kapıda yattım. Paşa kapı isyanından sonra Ankara'dan aranmam olduğu için Ankara Merkez Kapı Cezaevine sevkiye gittim. Ankara'dan da Beypazarı'na geldim. Tabii 4 sene ceza aldım gasp ve teşebbüsten. Hiçbir alakam olmadığı halde dolmuşum minibüsün içerisindeki bir vatandaşın alkollü olması sebebiyle kapının açılmasıyla yere düştü. Ben sadece kaldırdım insan olarak. Yani bugün benim yerimde sen de olsan aynı şekilde kaldırırsın veya başka bir vatandaş olsa da kaldırır. Yani ben sabıkalı olmam, bu insanın bana benim paramı almak istedi demesi ve o günün itibarı Ankara Beşiktaş Ceza Mahkemesi'nin reisi bana diyor ki ben dedim hayır efendim kesinlikle benim öyle bir şeyle alakam yok. Ben kimsenin lirasını almadım. İyi ki almamışsın oğlum dedi bana. Evet ben şimdi dolmuşta bu insan düşüp kaldırım taşıyla kafasını çarpmış. Yerde insanlık olarak kaldırıyor. Ve minibüsteki bütün insanlar bize bakıyor. Ben kimsenin parasına tenezzül etmedim. Ve bundan sonra da ben bu şekilde bu suçlara maruz kaldım. Gittim gasp masasında gasptan muamele gördüm. Daha önce beni sabıkalı olmam, o dönemin emniyeti ve bu dönemin polisleri insanlara işkence yaparak buradaki insanın sosyete terzisi olması ve parası olması bizim bu insana zorla kendisinin parasını aldığımızı söyleyerek gasptan dava açtırdı bize. Ben gittim 4 sene 2 ay cezasını aldım ve o gün itibariyle Beşar'ın ceza reisi bana iyi ki oğlum bir şeyini almamışsın dedi. İyi dedim efendim suçumuz günahımız yok hiçbir şeyini almamışsın. Yani bu hak mıdır, adalet midir? Bana dedim 4 sene 2 ay ceza verdiniz. Oğlum temiz et dedi. Temiz ettim onaylandı. Bittim cezasını dayandım. Ve bundan sonra da ben bir insana iyilik yaparken ya dedim başıma gelmeyen kalmıyor. Artık yani yaşam bizi nasıl sürüklüyor, nelere götürüyor? İyilik yaparken bile düşünmek zorunda kalıyorsun. Acaba bu yaptığım iyiliğin bana karşılığı ne olarak dönecek? Ben cezaevinden çıktıktan sonra her şeyden önce bugün itibariyle bütün otobüs ve dolmuşlarda kamera bunlar mevcut. Yani biz eski sabıkalı olduğumuz için dolmuşlara otobüse dahi binemiyoruz. Neden? Herhangi birinin bir şey kaybolduğunda bizim üstümüze kalabilir diye. Ben niceleri geldik verip beni duraktan da ben evime gitmeyeyim mi? Ben hep yayan mı gideyim? Bir otobüse binemeyim mi? Dolmuşa binemeyim mi? Oradan bütün kasetleri toplamışlar. Sen şuradan geçmişsin. Tamam ben geçmiş olabilirim buradan. Ben bunu yaptığıma dair bir emare var mı? Asla. Ama ben bu şekilde emniyette bizi başkomiser çağırıyormuş. Beni alıp apar topar götürüyorlar. Bir gün iki gün orada kalıyorum. Yapmadığım suçlardan dolayı da bir dünya tesise giriyorum. Ben Ankara'da yani yıldım. En son savcılığa kadar gittim. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani hayatımızdan bezirdiler. Ne yapabilirdik? Yaşamak ve bir şekilde yaşamak zorundasın. Hayata devam ettirmek zorundasın. Bugün itibariyle yani ben 2 senedir dışarıdayım. Cezaevinden dışarı çıkmışım. Ben 50 yaşındayım. Annem 80 yaşında. Babam 85 yaşında. Bir evde bir tek maaş var. Babamın emekli maaşından başka hiçbir şeyimiz yok. Ne yapabilirim? Devlet hiçbir imkan sunmuyor. Ben bu kadar ceza yattıktan sonra geldim de hala para cezalarına gidiyorum. Denetimde 4 saat çalışıyorum. Çay getir, çoy getir, şurayı süpür, şurayı paspas çek. Yani günde 4 saat bizi bu şekilde angarya işlerle uğraştırıyorlar. Yani devlete çalışıyoruz, evet doğru. Devlete çalışmamız doğru ama bilgisayarın başında oturan memur çöpü dök. Yok oradan onu getir, yok buradan bunu getir. 4 saat çalışıp çıktıktan sonra da biz hiçbir iş yapamıyoruz. Yani nereye gitsek hiçbir şekilde karşımıza. Sabıkalısından dolayı işe almıyor. Yani birçok belge aldım. KOSGEB'den katılım belgesi aldım. Aşçılık belgesi aldım. Gerçekten de bu işte iyiyim. Mersin Ceza İnfaz Kurumu'nun 10 yıl aşçılığını yaptım. Ama dışarıya çıktığımda herhangi bir şekilde işe girmek istiyorsun. İşçi Bulma Kurumu seni bir yere gönderiyor. Sabıkalı işe almıyoruz. İş Bulma Kurumu'nun gönderdiği. Ama karşı tarafta da özel bir sektör. Seninle bir şekilde sabıkalı insanlar çalışmak istemiyor. Ne yapabilirim? Ben bir hata yaptım. Hayatım boyunca bunu çekmek zorunda mıyım?
Ben yapmış olduğum her neyse bedelini ödedim. Yani fazlasıyla ödedim ve çıktım çıkalı hala bunun bedelini ödüyorum. Hiç bulamıyorsun. Herhangi bir şeyde bir şey olduğu zaman bunlar her zaman önüme çıkıyor. Yani insan bir geçmişinde yapmış olduğu hatayla ve geleceğine engel oluyorsa ne yapmamız gerekiyor? Ölelim mi? Yaşamayalım mı biz? Bize hiç yaşam hakkı tanımayacak mı? Bize diyorlar ki eski hükümlü kadrosundan devletin işi almaz. Ben o kadar müracaat ettim. 25 senedir daha bitirdim. Yolda yürüyemiyorum ama hiçbir şekilde hiçbir şeyden de faydalanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yani bugün devlet büyüklerimizden artık bir şekilde bu işe bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Benim sadece sigortam 6 ay. Ben 50 yaşındayım. Nerede çalışabilirim? Yani öyle bir imkan da yok. Çalışamıyorum. Sevdiğim insanla bile nereden nereye geldiğini düşündüğümde yani babasının bize yapmış olduğu yani parasını da götürsün. Yani bulmuş olduğum parayı getirip kendisine vermiş olsa ben bugün evlenmiş olsaydım çok şeyler farklı olur. Ama nerede şimdi o kendi dünyasında ben kendi dünyam. Birbirimizden haberimiz bile yok. Rüzgar işte hayat ters açıdan eşittiği zaman birimizi o tarafa birimizi bu tarafa attı. 50 yaşındayım. Evleneceğim ve evlenemedim. Emekli olamadım, hiçbir yerde çalışamadım. Şu anda rahatsızım. Akciğer rahatsızıyım, astım hastasıyım. Artık ben 50 yaşından sonra nerede çalışabilirim? Ya ben 2 sene daha halen denetime gitmek zorundayım. Pandemiden dolayı izindeyim. Ve yapmadığım suçtan dolayı da 300 milyar paralize saldım. Bu parayı yatırabilir miyim? Hayır, asla yatıramam. 300 milyar büyük para. Devlet orada kimseyi hiçbir şekilde bedava yatırmıyor. Yemiş olduğu her şeyi günlük 7 TL'den sana bir şekilde ödetiyor. O gün itibariyle cezaevinde kimseye bedava bakmıyorlar. Yemiş olduğun her yemeğin parasını senden söke söke alıyorlar. Bu iaşe bedeli. Yemiş olduğunuz yemeğin, içmenin, oradaki barınmanın bedeli. Devlet hiç kimseye orada bedava bakmıyor. Yani dediği gibi devletin yani hiç kimseyi burada ben yedireyim, içireyim, güzelce bakayım, tekrar geri göndereyim diye bir şey düşünmüyor. Evet, devletin bir şekilde barınmanı sağladığı doğru. Ama bunu da her şekliyle senden parasını tek tek alıyor. Ödemesen de adli paralizasıyla tekrar seni cezaevine alıyor. Parasını ceza olarak tekrar yatırıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de diyorum yani bazen insan kameranın karşısında farklı anlatabiliyor ama burada etkileniyor insan. İster istemez etkileniyor. Ya tutuluyorsun, ya acaba diyorsun ki böyle bir şey olur mu olmaz mı? Ama gerçekten yani böyle bir şey yaşanmış. Evet. İnsanlara diyorsun yanlış yönlendirmeyeyim. Gerçekten yaşadığım şeyleri anlattım. O asla kesinlikle de hiçbir tanesinde şu kadar zerre kadar yalan yok. Yaşadığım her şeyi anlat. O dönemin işkenceleri, şunları, bunları gerçekten yaşayanlar iyi bilir. Ya bugün itibariyle yani emniyetlerde gerçekten hiçbir şey yok. Elini kolunu sallaya sallaya herkes çıkıp gidiyor. Eskiden mümkün mü? Günlerce dayak geldi. Tabii canım ne yiyorsun ne içiyorsun deyip dövüyorlardı adamları saatlerce. Ne yiyorsun ne içiyorsun diye. Evet 80'li ve 90'lı yıllar o dönemler hakikaten karanlık yıllar. Emniyetin de en karanlık zamanı. Emniyetin aydınlanması 2010-2006'dan sonra, 2003'ten sonra pardon. Mesela L2. Her kim olursa olsun kapıdan içeri girdiğin andan itibaren altındaki baksıra kadar hepsini çıkartırlar. Ve seni süngerli bir odaya götürüp saatlerce döverler. Cezaevine daha yeni girmişsin. Niye? İskanlara psikolojik baskı yapmak için. İçeride herhangi bir suçla, mahkumla. Gerçekten de büyük bir kanunsuzlar şehri içinde. Yani yaşamış olduğunuz şehir 300 bin kişilik, 500 bin kişilik bir şehir düşünün. Burada da bunların kalıntıları. Ve bunları da idare etmek bir tek 360 tane kardiyana kalıyor. İyi mi ettik diye sorarsanız kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Hiçbir zaman iyi yaptığımda söylenemez. Ve çoğu şeyde yanlış yaptığımdan farkındayım. Daha farklı bir ortamda yetişseydim, daha farklı bir ortamda yaşasaydım, yaşam hayatım gerçekten istediğim gibi hayatıma yön verebilseydim, bugün yani belki de farklı bir insan olarak karşınızda oturuyor olabilirdim. Tabii bizim yaptığımız da en riskli yolları seçmekti. Karanlık bir yoldu. Ben bu yolda gittim. Ve tabii bedeli de çok ağır oldu. Şu hayatımda ailemden başka hiçbir şeyin değeri kesinlikle yok. Ben bu yaşadıklarımı çok sonra anladım. Eskiden çok hırslıydım. Sanki gözümde perde vardı. Hiçbir şey görmüyordum. Kafama bir şey koymuşsam mutlaka ve mutlaka onu yapıyordum. Ama bugün
yani keşke yapmasaydım, keşke bunların hiçbirisini yaşamasaydım dediğim çok anlar oldu. Çok anları yaşadım. Gayrimeşru hayat özenilecek bir hayat mı? Asla, kesinlikle özenilecek bir hayat değil. Ve bugün itibariyle de yani hiçbir şey kazanmış değil. Her şeyimi kaybettim. Gerçekten bu olayları beni buralara kadar sürüklemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Yani hayatı yaşayabileceğini sevdiğim bir insana kavuşamadım ve bunun için mücadele ederken bir başlık parası beni nerelere götürdü, nerelerden geri getirdi. Bitti. Hayatım mahvoldu. Yokluğum yara. Çekip gidiyorsun, beni sensiz koyuyorsun, bu zalim zalimdi.